arkadaşlarım. Hepinize selamun aleyküm. Yeni bir Rise Online videosuyla sizlerle beraberiz arkadaşlar. Bugünkü konumuz arkadaşlar oyundaki job dengesizliği. Şimdi arkadaşlar evvela şundan bahsedelim. Oyunumuz 9. ayını devirdi artık. Yani şu bir yılda bitirmesine Nisan 2023 ile birlikte Rise Online açılışında bir yılı devirecek arkadaşlar. Bu bir yıl, bu 9 aylık süreçte yani oyuncuların istekleri doğrultusunda birçok olmuş şey oldu arkadaşlar. Bunların en başında ruhbarın kaldırılması, işte dropların bir tık arttırılması, efendim optimizasyon sorununun artık neredeyse ortadan kalkma durumuna gelmesi gibi birçok olmuş şey. Yani bunu yılına sayabiliriz. Şimdi burada konumuz artılardan ziyade en önemli, yani hatta oyunun ilerleyen süreçlerde daha sağlam kalabilmesi, insanları oyundan bıktırmaması ve oyun zevkini düşürmemesi adına en önemli şeylerden başını çeken hatta diyelim job dengesi arkadaşlar. Job dengesini iyi gütmek lazım. Bakın job dengesinin ucu bir kaçtığı zaman arkadaşlar inanın oyundaki hiçbir şey beş para etmez yani. Gerçekten etmez yani. Şimdi peki Rise Online'da nasıl bir dengesizlik var? Şimdi arkadaşlar 9 aydır hatta 9 ayda boş verin ben 2020 yılında oyunun ilk 2020'de yanılmıyorsam 2020 yılında oyunun ilk alfa 1.0 sürecinden bu yana betasıdır, kapalı betasıdır, ıvırıdır, zıvırıdır, deneme testidir. Hep YouTube kanalında zaten mevcut. Bakabilirsiniz. Bu oyunun her zaman ben rekabet açısından esas olduğunu, yerli olduğunu, oynaması gerektiğini söyledim. Bunlara girmiyorum artık. Bunlar zaten bizi bilenler biliyor. Kanalda da görmeyenler çok eski Rise Online videolarını görebilirsiniz. O Rise Online, şu anki Rise Online'da çok da bir alakası yok arkadaşlar. Baya baya oyun evrim geçirdi yani. Şimdi açıldı oyun. 9 aylık süreci bitirdik dediğim gibi. Peki şu anki gözlemlemelerimiz neler? Arkadaşlar bir Warrior sınıfından başlayayım öncelikle. Arkadaşlar ben Warrior sınıfının yeteri kadar güçlü olduğunu düşünmüyorum bu bir. Bakın Warrior oynadım. Birçok kardeşimin çayıyla da oyunun başında Warrior klana yani komut içinde yaptı. Komuta da ettik. Ama yani Warrior'un özellikle damage yönünden HP'sine bir lafım yok. Manasına da bir lafım yok. Defansına da bir lafım yok. Ama ata yani vuruş gücü pek de zayıf arkadaşlar. Yani katılırsınız, katılmazsınız. Bunlar benim kendi oyun gözlemim arkadaşlar. Size göre çok güçlüdür var ya veya daha da az söylüyorum diyenler olabilir. Benim görüşüm Warrior'un atağına bence bir %10 veya %5 veya %10 arasında bir damage artışı yapılmalı. Skill'li olur. Genel olarak bağlı olur. Efendime söyleyeyim. Bir şekilde oyunun metasında bu yani çok rahat yapılacak bir şey. Bence Warrior'ların demeyi bir tık arttırılmalı. Yani burada Warrior'ların yani şimdi Knight'tan aşinayız Warrior'a. Şimdi tam yere vurma asla. Bakın alan skill gelsin asla demiyorum. Asla yani Warrior bizim bildiğimiz eski Knight'taki 80 skill olduğu gibi burada da 70 skill ile beraber Z ile adam tutarak yeterekle yapılmalı. Yoksa yani koluna tak işte kalkan makrosunu işte adam gitti miydi bas hemen bir tuşa Z1, Z2, Z3, Z4 4 tane işte yer vurmaya boşaltılır kal. Böyle bir oyun metası yok. Bu lanet olası bir şey ya. Yani. Bunu asla demiyorum. Bu çünkü dengeyi haddinden fazla bozar. Warrior Online olur oyun. Buna gerek yok ama Warrior'ların tekli skillerinde artış olması lazım değerli arkadaşlar. Bunlar naçizane benim görüşüm. Bunları zaten biz supportla bildiriyoruz. Şeyle efendim toplantılarda söz sırası geldikçe bunları da söylüyoruz. Bunlarla alakalı çalıştıklarını. Özellikle bakın job dengelerinden hariç karakterlerin skill animasyonları, yürüme animasyonları da yapıp da devasa bir güncellemenin çalışmalarının yapıldığı da söyleniyor. Yani bunlar gelecek arkadaşlar ilerleyen süreçte. Bunlar gelmeyecek, yapılmayacak şeyler değil. İkinci konu Rogue'ye de devam edelim. Rogue'ye de Assassin. Assassin sınıfının kesinlikle bak şu anda oyundaki en önemli problem bence job dengesi açısından en önemli sorun. Abicim bu kadar olmaz yani. Çok güçlüler. Şimdi oyundaki metada HP'ler belli bir düzeyde arkadaşlar. Yani bir BP olsanız hayvan gibi BP edilseniz canınız 6K olur. Yani 6K olur canınız. Sen bu 6K HP ile bakın öyle bir skill atıyor ki Assassin. Sadece bu da değil. Bak, öyle bir skill atıyor ki Assassin. Bir de makroyu da veriyorlar. Ayrıca R sıkıştırıyorlar sürekli. Bakın ben bu hayal animasyonunu iptal edemiyorum yolda. Çünkü düşürüyelim. Bak şu an atla hayal ama o R benim her seferinde hayal atmamı engelliyor. Ve ben o kadar bakın ne kadar sağlam vurursanız olun şu an Rise Online'da. Buraya Divine Ring koy, Dual Divine Ring koy, 9 set tak, işte ne bileyim en iyi kalkanı tak. 2 asas
İki tane yedi Golden Snake takmış Asas. El kıra kıra sizi abi yani aslan kediye boğduruyor şu an ikisi. Yani kesinlikle bakın bu Asas'ın el kırma muhabbetinin nöflenmesi demeci de çok fazla. Yani dediğim gibi maksimum MP'nin altı kaldığı bir oyunda bir Asas'ın birkaç skillinin 700-800 yani 2-2 zaten bir kan üzerinde vuruyor da diğer skillere de 700-750-500 vuruyor ya. El kırmazdan hariç el kırmaya saymıyorum. Kör ettiğinden bahsetmiyorum. Loop basıp gelip de mob keserken dalmasından bahsetmiyorum bile. Onlar hiç girmiyorum bile yani. Asaslarda inanılmaz bir hype var. Ben Asas kardeşlerim hiç kızmayın. Oynayanlar varsa. Bak ben doğru ben doğrudan söylüyorum. BP olduğum için söylemiyorum. Ben BP olmasam da bunu söylerim. Yani biz bilen ne bilir. Ben asla şeyden yana değilim. Dengesizden yana değilim. Biz BP olalım ki yok benim. Ama yani full itemli iken de iki tane Asas beni yere yıkamazsın ya. Yıkamazsın abi yani. Allah aşkına yani. Ki Danan'a item olsa içim yanmayacak. Lan adamda item var diyeceğim, o da yok. Yedi Golden Snake ya. Yedi Golden Snake, işte Ranger's Ring. Efendim yani normal rare pendantlarla adam gelip bizi de kesiyor. Ya yani şu da insan ister istemez diyor ki yani ya yazık diyor, şu kadar item ne diyoruz diyor oyuna ya. Kesinlikle Asaslara hem bu el kırma yönünden hem de hasar yönünden ufak ufak bir nerf gelmesi lazım arkadaşlar. Bu da benim naçizane fikrim. Diğer çoba geçelim, Okçu. Okçu sınıfında da okçunun 3-5 skillini 2 defa yanılmıyorsam 2 defa 3'lü 5'li kombosuna atağını arttırma yönelik olumlu güncelleme geldi. Ben bir de okçunun uzak skillinde 70 skilli mi diye o uzak skilli hatırlayamadım. O en yüksek vuran tekli skillinin de hasarını artırması kanaatindeyim. Çünkü uzaktan gıdıklıyorlar. Uzaktan adam kesimi kardın de zor. Burada da 70 skillinin artık skill yani ismi aklımda değil arkadaşlar ama yani bu tekli yani Nattaki 70 skilli gibi Trout Shot mıydı? Onun gibi o skillin damage'inin arttırılması lazım. %10 olur, %15 olur. Bilmiyorum takribin ama çok gıdıklıyor yani. 300-350 vuruyor, 400 vuruyor bazı atak yüksek oranlar. Bence bu damage az değerli arkadaşlar. Okçu sınıfına da böyle bir... Benim bunlar kendi görüşlerim bu arada. Siz farklı düşünüyor olabilirsiniz. Yorum var, tartışırız değerli arkadaşlar. Mage sınıfıyla alakalı söyleyeceğim bir şey yok. Bence mage'ler şu an normal. Yani ne nerf gelmesi lazım ne buff gelmesi lazım. Mage'lerin şu an gücü top bulunmalarında. Güzel Nova'yla adam bile seviyorlar. HP'leri falanları çok aşırı kuvvetli değil. Defansları aşırı kuvvetli değil. Yani böyle oyun dengesini bozucu bence mage'lerde bir şey göremiyorum ben. Son sınıfımız Priest. Defansif Priest'lere çok bir şey demeyeceğim. Defansif Priest'ler. Ama tabii bu onların ortak sorunu olduğu için onlara da bu işe katalım. Normal Death Priest, Battle Priest. Her iki şeyde de bu hayal animasyonunun yarıda animasyon iptali yapılması lazım. Çok el düşüyor. Bak şu şekilde yaptığımız zaman el havaya kalktığı zaman inmeden bakın şu Skill Fire'ı almadan beyler gitmemiz lazım. Ki bunu zaten yapamıyoruz. Beklediğimiz zaman bile el kor düşerken aynı Knight'taki şu domuz erkek priest var ya. Onun gibi yani el kırılıyor. Hayal atmıyor. Kesinlikle bu skill animasyonunda bir güncelleme gelmesi lazım arkadaşlar. Onun dışında BP'nin hasarından yana bir sıkıntımız yok. BP'nin vuruşundan yana da benim bir sıkıntım yok. Dediğim gibi tek sıkıntımız BP'ler olarak benim gördüğüm bu yani hayal animasyonlarının değerli kardeşlerim. Yani animasyon şu skill havadayken şu hayal atacak kardeşim yani. Benim skill animasyonumu yani ki yapmayacağım. Ki dayanamayayım. Dayanamıyoruz öbür türlü. Dayanamıyoruz. Yani Asasların o muazzam el kırmasına, müthiş hasarlarına dayanamıyoruz ya. Sağlam da değiller. Ama dayanamıyoruz yani. Bunları bir söylemek istedim. Şimdi işte bu dengeyi oturtmak lazım. Bu dengenin yayı herhangi bir job tarafından uzarsa gerçekten alt üst olur. İnsanlar oyundan soğutur değerli arkadaşlar. Yani umuyorum bununla alakalı oyun yönetimi gerekli tedbiri, gerekli güncellemeyi yapacaklar ilerleyen süreçte. Onlar adına görüyorlardır gerek şikayetleri. Bir tarafı küstürmek, bir tarafı sevindirmek gibi bir şey de burada bence söz konusu değil. Zira şimdi Asaslar bazıları diyor ki ya Asaslarım şu an iyi işte nerf gelirse oynamayız falan filan. Ya arkadaş oynamıyorsan oynama yani. Oyun ne sana muhtaç ne bana muhtaç. Yani büyür yoluna gider. De buna ne gerek var? Yani şu an bu gerçek yani. Hiçbir Asas kardeşim de bunu inkar etmesin. Ben
Dediğim gibi yani bir de CZ 3-4 asas beraber dolaşıyor. Tamam, ona bir şey demiyorum. Ya 4 tane asasla 4v1 atayım demiyorum. Bak bu herkesin yanlış anlaşılmasın. 4v1 atayım demiyorum. 3vs1 hadi ezikse belki dayanırsın da biraz itemliyse ona da dayanayım demiyorum. Ama 2 tane asas da beni full item düşürmesin hemşerim ya. E düşüremezsin ya. Dayanmam mümkün değil arkadaşlar. Ha, gelin kimse test edelim ya. Her attırmıyorlar ya. Canım bir tık bir kere toplayamıyorum ya. Toplasam bile iki asasın olağanüstü hasarı yine beni eritiyor gidiyor ya. Yani dedim ki bunlar düzelmesi gereken şeyler. Bakalım oyun yönetimimiz her zaman bizi dinleyen, hale alan, adam yerine koyan bir yönetimimiz var. Bunlarla alakalı da ilerleyen süreçte umuyoruz ki gerekli adımlar atacaklardır. Lafı da fazla uzatmayayım arkadaşlar. Oyuncu konumuz çok dengesiyle alakalıydı. Bir de şey var arkadaşlar, bir sömestr güncellemesi var. Onun da bilgisini vereyim. 27-28 Ocak tarihleri arasında sömestr kutlaması var arkadaşlar. Saat Cuma günü, yani bugün, yani siz bugün Cuma diyeceksiniz zaten. Bugün akşam saat 9'da 21'de bir bakalım etkinliği ve Rise Online Cash çekilişi Twitch canlı yayını var. 28'inde değerli kardeşlerim %30 ekstra event var. Ekstra event akşam saat 18'de başlıyormuş. 20 Ocak pazarda da ekstra event bitip 130 battle point, yani fiyatlar ile kastığımız savaş puanları, NP'ler event başlıyormuş. Onun da bitişi 30 Ocak gece 2'de bitiyormuş. Yani bana az geldi biraz. %100 yaptığı dönemlere çok oldu. Tabi bizi alıştırdılar en sonunda bu %100 ekstra event'e. Şu an 30'da bırakmışlar. Olsun. Çok kişi tutmuş oldu. Yeni başlayanlar için de güzel. İnşallah onlar için de hayırlısı olur diyelim. Değerli kardeşlerim, hepiniz Allah'a emanet olun. Yeni bir yolda görüşmek üzere.